programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta bizim de tanımadığımız bir konuk Çiğdem bizimle. Hoş geldin Çiğdem. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş buldum. Önce seni tanıyalım biraz. Adım Çiğdem. Tuzla'da yaşıyorum. İstanbul Tuzla. Fizik mühendisiyim. Film izlemeyi seviyorum. Bu gizli bir bilgi tabii ki. Daha sonra Şirinler en sevdiğim. Ailem bilmiyor mu çizgi film izlediğini? Yeğenimle birlikte izliyorum. Sanki o izliyormuş gibi yapıyorum. Belki yeğeni sevmiyor bir de. Sen o izletiyor zorla. İzleyelim. Bu bölümü izleyelim. Evet. Pembe Panter falan olayına girmeyi pek hoşlanmıyor. Hala birazcık böyle hani ilk versiyon çizgi filmler. Ne bileyim işte anneme teşekkür ediyorum falan gibi şeyler. Hani şu şarkı türküle olanlar var ya onları izliyorum genellikle. Ama ben istiyorum. Aynen ben sıkılıyorum. Ben istiyorum ki böyle Şirinler falan filan. Ne bileyim gerçek hayattan kaçış gibi geliyor bana. İzliyorum yani. Daha sonra bakayım sanat tarihi seviyorum. Resim yapıyorum. Böyle sıradan bir insan. Sıradan mı? Çizgi film izliyor sıradan insan. Bence herkes böyle şeyler yapıyor. Skalaya bak ama çizgi filmden sonra resim çiziyorum. Direkt nereye geldi? Fizik mühendisi. O zaman biraz daha tanıyalım seni. Birkaç sorumuz olacak. Tamam. Ben başlayayım. Keşke yapmasaydım dediğin bir şey. Çizgi film izlemek olarak 10 sene sonra. Ya bir yıldır başladım bu arada çizgi film izlemeye. Daha öncesinde yoktu. Keşke yapmasaydım dediğin şey. Mesela doktoraya başlamasaydım. Keşke böyle bekleseydim daha uzun bir süre. Kendime iyi bir yer bulana kadar. Öylesine başlamasaydım diyorum. Bu var. Peki. En tuhaf aile geleneğiniz? En tuhaf aile geleneğim. Umarım çizgi film izlemek değildir. Değil tabii. Evdeki kimseyi söylemek. Dışı herkes izliyormuş. Birbirinden gizli gizli herkesi. Kimse kimse bilmiyor. Ben bilmiyorum. Bizim böyle geleneklerimiz falan yok. Kalk nasıl düştüğüm. Bizim geleneklerimiz falan yok. Bence yok yani. Öyle geleneklerine bağlı bir aile değiliz. Töremiz bunu gerektiriyor. O anlamda değil. Böyle aşiret değil ya. Normal. Babanın kaç kişi bulduğunu falan sormuyor. Ya öyle bir gelenek değil. Ne bileyim toplanınca şunu mutlaka yaparız. Bu yemeği yeriz. Hayır ya hiç öyle bir şeyimiz yok. Ama her... Ya bu da tuhaf değil. Her zaman evde kaç kişi varsa o sofraya oturur. Yani bence bu tuhaf. Mesela aynen. Yani akşam yemekleri sabah kahvaltı birlikte mi muhakkak? Aynen muhakkak birlikte. Mesela bizde birlikte. O yok. Herkes odasına çekildi. Allah herkes gider. Öğrenci mi? Tam öğrenci. O pansiyon gibi kullanıyoruz yani sadece. Babama da buradan. Oğlum bizdesin en azından. Yapıştırdık bir tane ama. Aynen bir selam gönder. Hangi huyunu değiştirmek isterdin? Hangi huyumu? Ben çok sabırlı bir insanım. Bu huyumu değiştirmek isterdim gerçekten. Niye? Örnek. Yani çünkü sabrın sözünün her zaman selamet olmuyor. Ben buna eminim. Özellikle insanlara karşı çok da sabırlı davranmamak lazım. Yani bir insan bir şey yapıyorsa tamam deyip kestirmek lazım. O huyunu değiştireceksin ki bir daha zorlamak aynen. İstemiyor musun? Aynen. Hiç zorlamak istemiyorum. Birisi yanlış bir şey mi yaptı? Tamam bitti bay bay. Böyle yapmak lazımmış. İşte 30 yaşına kaybedince korkuyor musun peki? Öyle bir şey yaptığında. Yani hayır gitti. Artık korkmuyorum. Eskiden çok böyle endişelenirdim. Aman işte aramız bozulmasın vesaire. Hı. Yok ya ne gerek var? Yapmaktan keyif aldığım bir şey. Resim yapmak kesinlikle. Ne tür resim? Böyle soyut çalışmalar yapıyorum. Ben sanırım de çok biliyormuşum işte... bir sorunum var. Niye devam ettirdin kim soruyor? Sayamam yani. Bir de kara kalem biliyorum. Eskiden kara kalem yapıyordum. Şimdi daha çok yağlı boya. Böyle soyut resimler. Salvador Dali gibi. Ne kadar resim iki geldi ya. Çıkıyorum ben. İki geldi oğlum resim bir. Zor geçti. Ben teknik resim var. Sadece yani, o da matematik, fizik falan iyi diye verdiler. Konuşup verdi yani. Öyle o kadar kötü resim. Hemen değiştireyim soruyu. Dünyaya yeniden gelsem mutlaka yaparım dediğin şey. Mutlaka yaparım dediğim şey. Yani muhtemelen geçmişte değiştireceğim evet, bir şey. Evet geçmişte ukde kalmış bir şey olacak sana. Aha. Erasmus'a gitmiştim. Erasmus'tayken hiç böyle ülkeleri falan gezmekte bayağı bir ne denir ona kısıtlı davrandım. Böyle yapmayabilirdim. Şimdi yurda tıkılıp kaldım diyebilirim yani birkaç yer gezdim sadece. Böyle bir fırsat verilmiş. Niye yapmadın? Bilmiyorum gerçekten çok burada kendime kaba kelimeler kullanmak istemiyorum yani bu benim saflığım değil. Hangi ülkeye gittin? Polonya'ya gittim. Sadece İtalya'yı gezebildim o sırada. Polonya'yı gezmedin mi? Ya Polonya'yı gezdim ama o sayılmazsa sonuçta Polonya'ya gidiyorum. Oraya gittim ama gezmedim İtalya'yı sadece. Yok Polonya'yı gezdim ama yani sadece İtalya'ya gidebildim ve bu içimde bir ukde kaldı gerçekten. 6 ay mı kaldın?
6 ay kaldı. 6 ayda da gezdir ama şimdi yani Anka gerçekten. Ya. Böyle bir şey yapılabilir mi? Yani İtalya, Polonya dışında gerçekten gezdirmiş yani 6 ay uzun. Hiç aldatıldın mı? Aldatıldım. Aldatıldım tabii. Evet. Tamam. Aldatıldığında öğrendiğinde intikam alır mısın? Hayır almam. 3 yıl sonra öğrendim ben. Evlilik teklif ederken. Ya evlilik teklif etmiş Instagram'ına koyuyor. Ve diyor ki işte ne bileyim 3. yılımızı kutluyoruz. Sana mı diyor? O arada ben de varım. Yok hayır bana etmiyor. Sen arada ben de varım. Yok ben, bizim kısa sürdü. Ha. Bizim kısa sürdü ama sevgilisine evlilik teklif ediyor. 3 yıl sonra... ne sapan diyecektim diyemiyorum. 3 yıl beraber ama teklif de almıyor. Çok saçma olur o. Yok hayır Instagram'da gördüm. Sevgilisine evlilik teklif ediyor. Diyor bebeğim işte 3. yılımız kutlu olsun işte sana evlilik teklif ediyorum falan gibi bir şey. Ooo. Hesapladım. Vallahi hesapladım yani. Oturdum. Aha ay ben de kalıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Ay ne yapayım ya? Yürüsün git. Bir şey yazmadın mı? Hayır. Hayırlı olsun kardeşim yazabilir. Ha, altına görmeseydin en azından ya. Yok hiçbir şey yapmadım vallahi. Aman da. Yediğin en tuhaf şey. Yediğin en tuhaf şey. Ay midye bence. Hayatımda ilk defa yedim. 3 ay önce falan. Nasıl ya? Bir şey. Hiç yememiş miydin? Hayır yememiştim. Midye. Ya görüntüsü kötü. Bildiğin dolmanın içi ya. Seviyor musunuz? Evet. Çok. Dolma yemiyor musun? Zeytinyağlı dolma. Dolma yiyorum. O kısım güzeldi ama o hayvanımsı şeyin geldiği kısım var ya. Çok güzel tabir oldu. Hayvanımsı kısım. Ay bir daha da yemem yani. Gerçekten. Allah Allah. Ya da şimdiye kadar yememiş olmanın tuhaf bence yani. Yok ya ben kendi tercihlerimi bilirim isteyerek yemem. En tuhaf mı gerçekten? Evet. Bilmiyorum yani siz bunu nasıl... Polonya'da, İtalya'da... Hayır Polonya'da ben vegan restoranlarına gidiyordum. He. Şey, İtalya'da... Ya ben et de yemem bu arada çok fazla et yemem. İtalya'da da hep pizza yedim. Zaten aynen. Bana olsun hamur, olsun sebze. Tamam. Pizzayı ne yiyordun? Pizza, et yemiyorsan. Sebzeli, peynirli. Bence gayet iyi. Temiz. Bir organından vazgeçmek zorunda kalsan hangisi olurdu? Ay niye vazgeçiyorum ya? Şuna bakayım. Bir düşüneyim. Şimdi kulağımdan vazgeçemem. Denge sorunu falan çıkabilir. İnşallah tek tek devam etmeyeceksin değil mi böyle? Kulağımı düşündüm. Şimdi çocukken hep düşünürdüm. Acaba işte kör olmak mı sağır olmak mı diye böyle bir şey düşünüyorum da. Bence sağır olmak. Çölümün aynen. Çölümün onu kıyasladığımda evet. Kulağımdan vazgeçiyorum. Ama diğer vücudumdan da bilmiyorum. Acaba... Sol elimi vereyim bari madem vazgeçiyorum. İlla istedim. Polyana ya. İlla bir şey vereceksek. Sevginin en yakın arkadaşın ne tatile gidecek? Veyahut şöyle düzeltin. Üçünüz bilet aldınız. Tatile plan yaptınız. Son anda işin çıktı. Benim en yakın arkadaşım mı onun en yakın arkadaşı? Senin en yakın arkadaşın. Bir kız arkadaşın. Tamam. Sevgilinle üçünüz planı yaptınız. Çok güzel böyle her şey hazır. Otelin her şeyi de hazır. Son anda çok acil bir işin gitti gidemeyeceksin. Yollar mısın ikisini? Yollarım. Bir hafta kalacaklar. Kalsınlar. Güveniyorum. Kime? İkisine de güveniyorsun. Güveniyorum. Evet ikisine de güveniyorum. Helal olsun be. Aradılar seni. Dediler ki biz her yeri gezemedik. Tamam. Bir hafta daha uzatmak istiyor. Zaten bir daha gelemeyeceğiz hani. E tamam madem benim de işim bitmiştir herhalde ben. Bilmiyorum ama. Belki de bitmedi seninki. Gidemeyeceksin. Bir hafta daha gidemeyeceksin sen. Aynen. Gezsinler. Ya ben Polonya'ya gittim, İtalya'ya gezdim diyor ya. Ondan da her yeri gezsin abi yani. Geçmiş olsun sen. Sonra 3 sene sonra öğrenirsin. Yok yok öyle bir şey olmaz. Güveniyorum. Ya gidecek onlar her türlü gider zaten. Onun bir şey yapamazsın. Ha diyorsun ki ne olursa olsun. Olsun yani. Olursa en azından şey. Kendileri yapsın. Döndüklerinde böyle bir... Ha siktir lan var mıdır acaba bir şey diye düşünmez misin? Yok ya düşünmem. Olan zaten çıkıyor bir şekilde çıkıyor. Sen ister böyle araştır, ister araştırma. Sana hiç bu yaşına kadar iyi gelmişsin diyen oldu mu? Nasıl? Bu yaşına kadar iyi gelmişsin bu kafaya diyen olmadı değil mi? Olmadı. Burası Türkiye yani. Aynen. Ya. Erkek milleti. Yok haklısın da işte. İşte gelmemiş. Bir işte, güveniyorum. Bir işte Instagram videosu var. O da denk gelmese belki hiç öğrenmeyecek yani. Aynen doğru. Onu da bilmeyecek yani. Orada da gerçi evet hiç haberim yoktu böyle şeyler. Onu da denk gelmiş. Çağırmamıştı. Peki sarhoşken yaptığın en saçma şey? Yaptığım en saçma şey, üniversiteye gidiyordum çok gençtim öncelikle, 18 yaşında falan. Tabii çok da içmeye falan alışkın değil, herhalde 2 bira falandı. Gerçi hala öyle olabilirim. Neyse, yurda doğru giderken yanımda da bir arkadaşım var ama çok da tanımıyorum. Sadece böyle birinci sınıf derslerini birlikte aldığım bir arkadaş ya da bilmiyorum hazırlıkta mıydım, çok emin olamadım. Neyse dedim,
aa gel dedim, ay yıldızlar ne kadar güzel, gel şöyle bir işte çimenlerde şöyle bir yıldızları izleyelim dedim. Kumsalda yapmazlar mı onu ya? Yani, ama işte bizim üniversitede kumsalda yapmış. Bilecik'te mi okudun? Nerede okudun? Yok, ben Antep'te okudum. Olay Antep'te geçiyor. Urfa'yla falan yatırlar böyle adam. İkinci diyeceğim Antep oldun sen. Neyse işte böyle üniversitenin çimleri falan geçirdi, 12 mi olmuş öyle bir şey yani, yurda gitmem lazım. Ama böyle dedim gel şöyle bir yıldızlara bakalım, ondan sonra biraz baktık, sonra ben şeye gittim, yurda gittim. Sonrasında çocuk benim telefonumu almış vesaire, böyle bir umutlanmış. Başka hiçbir şey yok bu arada, sadece yıldızları izledik. Çimende. Çimende, bu kadar yani, hikaye bundan ibaret. Ondan sonra, devamı çok fena. Çocuk benim telefonumu aldı. Neyse işte konuştuk ama ben böyle şey, kardeşim gibi konuşuyorum. Öyle bir şeyim de var yani, hiç bozuntuya vermiyorum. O da muhtemelen kardeşim diye konuşuyordu. Neyse dedi, sinemaya gidelim. Tamam dedim, aldım başka bir arkadaşımla. Koca bir erkek o da. Öyle içimiz gittik, tontiş tontiş film izledik. Sonra da bir daha beni aradık. Orada bitti zaten konu, adam baktı ki başkasına. Aynen, gidince. Filmin yarısında çıkar diye düşünüyordum, çıkmadı. WhatsApp grubunda gelen en son mesaj. Grubunda değil, WhatsApp'ta gelen en son. Ya çünkü pek grubum yok, grubu sevmem. Ağlatıyorum. Ama grubu hiç sevmiyorum. Tamam, ben zaten son mesajı sevdim. Tamam bebeğim, öpücük öpücük. Ama üniversiteden bir arkadaşım, bir kız arkadaşım. Peki, bugüne kadar aldığın en tuhaf hediye? Kesin ya saçma sapan şeyler, hediyeler alıyorum ben gerçekten. Hediye almayı sevmem. Böyle yok işte saçma sapan defterler. Saçma sapan ne kadar çok kullandım. Çünkü gerçekten hediyeleri çok... Hiçbir şey sıkıntı yok. Yine böyle bir şey, sinirlendim. Ya çöpe atacağım şeyi niye bana alıyorsunuz ya? Almayın. Ne cebinden para gitsin, neden tamam, mesaj versen. Tamam. Hiç hediye almayın. İzleyen arkadaşlara sesleniyorum. Hatta kimseye öyle saçma sapan hediyeler almayın. Yok tamam. İşte... Tamam. Yok küpeler, bilmem neler. Tamam da geç şu yapmış. Halka sesleniş. Ya bilmiyorum. Hepsi saçma sapan bence. Ya da çok aldıysa. Abi her gün göndermişler öyle. Defter, kalem. Defter, kalem. Aynen ya. Abi öğretmenler gününde miyiz ya? Ne defteri? Hakikaten defter mi gönderdin? Yalnız bunu kesinlikle izlememesi lazım. Defter alın artık. Bence izlesin, bir daha göndermesin yani. Sürekli gönderdiyse böyle her gün. O kadar içinde yer etmiş çünkü hani baktığında sürekli almışlar yani. Haklısın, evet. Ne yapalım, ikinci bölüme geçelim mi? Aynen. Güzel oldu. İkinci bölüme geçelim. Bayağı hikayeni öğrendik yani hayatımla ilgili. Aynen. Birçok şeyi öğrendik. O zaman ikinci bölüme geçelim. Sence hangisi bölümüne? Bu bölümde İki farklı şık vereceğiz. İkisinden birini seçmeni isteyeceğiz. Sırayla başlayalım. Türkiye'de yaşamak mı, yurt dışında yaşamak mı? Yurt dışında yaşamak seçeneğini seçiyorum. Çünkü zaten bir yayın diyor. Seçeneği seçiyorum demedik. Atla şıkladı vermeyeceğiz zaten. Yurt dışında yaşamak diyorum. Neden? Bence refah seviyem daha yüksek olacak. Ya Tuzla, Antep falan olunca zaten aynen. Ben de senin hayatına göre yurt dışını seçerdim. Yükseliyorum yavaş yavaş. Nereye yurt dışında peki? Nerede yaşamak istersin? Açıkçası Fransa'da yaşamak isterdim. Ama şimdilik Almanya'ya gidiyorum. Onunla yetineceğiz. Onunla artık. Ha, ondan sonra da Yeni Zelanda'ya falan gitmek istiyorum. Bakalım. Niye Yeni Zelanda? Almanya'dan Yeni Zelanda. Ya işte şey Tuzla, Gaziantep. Almanya, Fransa, aynen. Yeni Zelanda. Öyle ya, yavaş yavaş step step git devam. Görünmez olmak mı, akıl okumak mı? Görünmez olmak. Neden? Çünkü görünmez olsam birincisi parayı elde etmem daha kolay olacak. Nasıl para yapacağım? Her kapıyı açar. Herkes de hakkında iyi düşünür. O yüzden akıl okumama çalacak gerek misin? Kalmaz. Görünmez olmakla nasıl para kazanacağım? Ya şöyle mesela çalmayacağım tabii ki ama borsadaki şeyleri falan inceleyebilirim diye düşünüyorum. Çalmayan daha iyi artık. Niye o kadar uğraşıyorsun? Bir şey harbiden çalabilirim, bilmiyorum yani. Buradan çok alaksız bir isim. Hiç sıkıntı yok. Yok ya, çalmam, hayır. Güzel diyorum. Tamam, ben aldım. Güzel olmak. Zengin olup çirkin olmak mı? Fakir olup güzel olmak mı? Zengin olup çirkin çok olmak. Çok güzel soru bu arada. Estetik kim yaptırırsın ya, herkes yaptırıyor. Bütün zengin ve çirkinler çok güzeller. Şu anda. Parayı garantiye alıp. Aynen. Gerçekten çok mantıklı cevap. Yani ne muazzam muazzam tiplere dönüşüyorlar. Ben kesinlikle çirkin olmayı tercih ederim. Ama zengin olmayı. Aynen tabii ki.
okumayacağım bunu. İnsanlar senin aklından geçenle okuması mı, insanlar seni her saniye izleyebilmeleri mi? Ay bu ikisi de çok kötü. Birisinin güzel olması gerekiyor. İşte artık hangisi senin için iyisi? Öyle bir sorun daha var. Çok iğrenç iki soru. Şey aklından geçenleri okusunlar ya. İzlemesinler. Yani İnsanlar sorsak zaten cevap verir. Tuvalet falan yani insan düşünüyor. Kötü şeyler yapıyorum ama en azından iyi şeyler düşünüyorum gibi bir şey oldu. Evet, aynen. 1 milyon takipçi mi, 1 milyon TL mi? 1 milyon TL tabii ki. Uğraşamam ben ya. Neyle? Öyle takipçi üzerinden para kazanmak. Evet, takipçi tutamam ben. Yani, eminim ona sana. Yani. Bir günde düşer o. Vallahi bir gün. 1 bir gün yeter. Aynen. En iyisi TL'm olsun, faize yatırırım. Temiz. Tam memur kafası. Ayda 3-3 gelsin bana. Aynen, ayda 3-3 gelir yani. İboşoğlu mu, söz var yolu mu? Sürekli izlemek zorunda kalmak için mi? Hmm. Açtın televizyonu, ikisinden biri var. Başka seçeneğin yok. Valla ben Survivor'ı tercih ederim. Çünkü çocukluğumda İboşoğlu'dan çok korkuyordum. Hala da çok rahatsızım. Neden? İboşoğlu'dan. Niye? İboşoğlu'dan korkuyordum. Çünkü İboşoğlu'nun vakti sanırım saat 10 gibi falan çıkıyordu. Hatırlamıyorum. Ben öyle hatırlıyorum. Yani ben o zamanlar kaç? 7-8 yaşlarındaydım ya da bilmiyorum, belki daha küçüktüm yani İboşoğlu'nun tarihçesinde şimdi gidemeyeceğim ama gerçekten küçüktüm. Ve İboşov başladığında o müzik, o mavi parıltılı ışıklar, yani diyordum... Bir anda dansözün önünden geçip, o kadar geçip geri gidiyordu. Gerçekten çok korkuyordum. Ve bunu hani böyle sonra itiraf etmeye başladım kendim üniversite yıllarımda. İbrahim Tatlıses'ten korkmuyorsun ama. İbrahim Tatlıses'ten değil ama İboşov konseptinin kendisinden korkuyorum. Hala da böyle bende bir yaradır o. Çok onda başlıyor diye korkuyor bak bu arada. Evet, ben geliyorum. 8'de olmasa. Evet. Gündüz kuşağı falan alsa yakalayacak yani, onu. Orada izleyecek belki. Ama o zamanlar şey vardı, hatırlıyor musunuz? Casper vardı ve 12 deyince çıkıyorlardı dışarıya. Evet. Kim o ya? Belli ki gelecek yani. İboşoğlu da bayağı uzun sürüyor. Casper sevin hayalet. 12. 12 olunca çıkıyor ve İboşoğlu da böyle 10'la başlıyor. Uyumam lazım artık. O zaman 3. bölüme geçelim. Challenge Challenge bölümü. Bu haftanın konusu 90'lar çizgi filmler. Nasıl hakim olduğunu öğrendik yani biz de bu programda. Zaten bölüm başından beri ara ara sıkıştırdın. Aynen. Umarım da bizden daha fazla yiyerek bölüme renk katarsın. Hadi bakalım. Çok çalıştım. 3. bölümde görüşürüz. Yıldız Challenge bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bazı sorular gelecek. 90'lar çizgi filmler üzerine. Biz o soruları bilemediğimiz takdirde şu şekerlerden her birimiz birer tane. Ama özellikle bakmadan, böyle hedef gösterip çekmeden bir tane alacağız. Çok iyi tatlar var. Limon, armut, işte pamuk şeker gibi ama çorap kokusu, ölü sümük, balık. Ölü balık, kusmuk gibi tatlar da var. Yani hedefimiz senin birkaç tane yemen üzerine kurulu. Çok iddialı olduğunu biliyoruz ama bu bölümde. Şansıma. Umarım daha zor sorularla en azından iki tane yersin. Evet, başlıyoruz. Baha. Bir tuşa basınca hazır olan yemekler, trafiksiz bir hayat ve birbirinden harika imkanların olduğu bir ailenin yaşamını anlatan çizgi film. Birbirinden harika imkanların olduğu. Ben buldum. Jetgiller mi? Doğru. Buldum. Allah'a çok şükür. Çiğdem. Prenses Adora hangi sihirli sözü söyledikten sonra Şira'ya dönüşüyordu? Adora da kim lan? Ne bilmiyorum. Ay bilmiyorum. Hangi sihirli söz? Öyle bir özenle izlemedim ya. Güç bende artık. Olmadı be. Gölgelerin gücü adına. Doğru. Evet. Doğdun mu abi? Bir dakika, o erkek Herkül değil miydi ya? Ben onu erkek sanıyordum. O prens. Herkül demiyor mu onu ya? Herkül değil mi oğlum? Yok, kim deniyor oğlum? Abi erkek değil mi? Gölgelerin gücü adına diye. He-Man erkek olanı, Şira kadın olanı. Evet, tamam. Tamam, ne oldu şimdi, bildin mi? Valla bildim. Ben de ilkini tamam, bildi ben herhalde. Ben bildim. Gölgelerin gücü adına. İnşallah soru yanlış değil mi? Ben çekeceğim. Anladım ben onu. Aykut. Kulübesinin içinde asla uyumayan, hep kulübesinin üstünde uyuyan, en yakın arkadaşı sarı küçük bir kuş olan çizgi kahraman kimdir?
Köpeğe soruyorlar değil mi? Hayvan soru. Şu... Hakikaten ama bak. Ben şimdi Tom, Tom ve Jerry'deki köpeği mi soruyorlar? Onu sana soruyor işte. Ne? Yok. Snoopy? Efekt veriyor da yok. Kural var galiba. Bu ne lan? Zif gibi. Bomba mı? Siyah. Solucandır ya çok şey. Öğrendik ama ne yiyeceğiz dedi. Puding. Puding. O soruya puding. Böyle soruya böyle puding. Baha. Tuhaf olayları çözmeye çalışan, hortlakların ve canavarların peşine düşen dört arkadaş ve bir köpeğin maceralarını konu alan çizgi film. Aa biliyorum lan. E ben biliyorum bunu. Bana niye böyle sorular gelmiyor? Hatırlıyor musun onları ya? Hayalet avcılar diyeceğim değil. Çünkü saçma oldu demedim onu. Yetkinli yaşayacak. Onu dedik, bir önceki de dedim onu. Scooby-Doo. Çok kolaydı ya. Çok kolaydı ya. Çiğdem. Yazarın gerçekte de hiperaktif olan oğlunun yaramazlıklarını anlattığı çizgi filmin adı. Hiperaktif. Ay kayyı diyeceğim ama olmayacak herhalde. Bilemiyorum. 90'lar konumuz. Yok. Afacan Deniz. Yok onu bilmiyordum. Onu hiç izlemedim. Sadı Çocuk mu? Yeni çizgi film serim o. Sadı Çocuk. Niye izledin oğlum böyle bir şey sen? Ne bileyim. Tamam. Sadı Çocuk. İlk defa dedim aldım ya. Neyse bir tane ilerlerim ben güzel. Aykut. Vahşi Batı'nın en hızlı kovboyu olan Red Kit'in sürekli yakaladığı Dalton kardeşlerin adları. İyi boylarını sormadılar oğlum. Joe. Evet. Avada. Mümkün değil, tamam bu kadar. Herkesin bildiği onlar da değil. %50 kabul olmuyor mu? Yarısını yersin. Bence salla. Yok bende Joe Avada. Hakikaten ben bilmiyorum. Başka ben çıkmaz bilmiyorum. Ya. William Jack. Aa, aa, çok basit bir olay. Nasıl bilmiyorsun bunu? O zaman çekiyorum. Hadi gülüyor. Hala bundan yiyorum. Kusum kolay. Ya şeftali ya kusmuk. Beyaz bir şey ama. Çek. İnşallah bozulmuş sütü ve Hindistan cevizi var. İnşallah bozulmuş sütü. Kusmuk benimki. Bozulmuş süt mü? Bozulmuş sütü. Bozulmuş sütü. Kusmuk ya. Sen ne çektin? Bok çektim. Bu ne lan? Ne çektin oğlum sen? Çok kötü benimki ya. Çocuk yumurta ya. Çok kötü değil. Çok kötü of. Değil. Bir şey içeyim bari ya. Al. Uzun zamandır yemiyordum, iyi geldi ya kusma. Baha. Jim Carrey'nin başrol oynadığı filmi çekilen çizgi film. Biliyor musun? Biliyorum tabii. Nasıl biliyorsun oğlum? Ben duymadım bile. Söyle lan. Kabul edecek misiniz? Bilemezsen yersin. Tamam, maske. Doğru. Az az çıkayım ya. Bana sormayacaksın da. Oğlum dönüyordu ya böyle. Hani. Doğru. Mantıklı oğlum. Yeşil sudan. Çiğdem. Alplerde bir köyde yaşayan Heidi'nin şehre taşındıktan sonraki en yakın arkadaşının adı. Hiç hiç. Bir dakika yok. Hiç yok bunu... Hatırlıyorum. Bir dakika ya. Ya öyle bakmayın bakayım. Clara. Doğru. Nasıl ya? Kim Clara'da kim ya? Oha Clara kim abi? Sarışın. Sarışın Clara. Erkek değil miydi ya? Doğru. Yok o Peter. Peter. O köyde yaşarken. O köyde. Ha. Nasıl bir cahillik ya? Bence çok boş bilgi lan. Bir dakika ben bunu Fransızca öğrenirken... Fransızcasını izlediğimden dolayı öğrendim. Türkçesini izlememişiz ki. Fransızcasını biliyor. Fransızca üzerinden yani hani. Aykut. He. Dövüş sanatlarında usta, dört mutant kaplumbağanın hayatını anlatan Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki
Kaplumbağalar isimlerini Rönesans döneminden önce karanlık çağ ile mücadele eden... Bildiğim her şey sonunda geçiyor zaten. Oğlum ben de... Hayır, cevap vereceğim. Denemiyorum hepsi. Sonunda geçiyor. Ne gelecek acaba? Yedikleri pizzanın ihtiyacı. Diyeceğim kaplumbağalar diyeceğim, olmuyor. Michelangelo diye bir şey diyeceğim, olmuyor. Evet, soruyu alabilir miyim? Şu an soru daha bir merak uyandırdı yani. Kanalizasyon. Ya soru bayağı uzun ha. Ben bitti sandım, burada bu kadar görünüyor. Ben de bitti zannettim, soru kaldı. Niye ben ya? Bilerek sana zor soruyorlar. Bilebilirsin. Hadi bir daha düşün. Sonlara ne Şener Özbayrak? Soruyu bir daha okursam kafaya çıkacak. Soruyu bir daha okursam kabul edecek misiniz? Bence de zaten. Okuyabilirsem. Şunu kısaltayım birazcık ya. Soruyu kısaltırlar şu an senin için. Ninja deyip bırakacak onu. Ay bu arada gitmiyor bu şeker. Hayır abi. Evet evet, ağızda kalıyor ya. Gülmeye çalışıyorum ama acı çekiyor. İki soruyu bir soru yapmış olabilir misiniz ya? Aykut. Dövüş sanatlarında usta dört mutant kaplumbağanın hayatını anlatan çizgi filmdeki kaplumbağalar isimlerini Rönesans döneminden önce karanlık çağ ile mücadele eden hangi dört sanatçıdan almıştır? Bildiğin yer olur. Michelangelo. Michelangelo. Donatello. Ne demiştik zaten? Hadi Rafael demiştiler. Rafael. Umarım doğrudur Rafael. Ustalığı Split. Neydi? Split miydi? Splinter değil mi oğlum? Splinter. Bir tane daha vardı ya. Tabii dört tane diyor. Evet. Yok bu adam. Sen dörtte üçünü ye. Leonardo. En basit mi o? Bir saniye beklesen. Neyse. Çekiyorum. Bu ne oğlum ya? Simsiyah. Sen çekmiyor musun? Yoo. Bildi oğlum. Ne bir kaygılıydı, bir şeydi öyle, bir şeydi öyle. Kaygılı. Kaygılı. Ne çektin? Siyah bir şey. Ya inşallah köpek maması değildi ya. Benimki puding olsun. Bence köpek maması iyidir ya. Hakikaten iyi köpek maması. Ya, köpek maması ya. Onun tadı gitti de bunun ya uzun süre. Ne geldi? Köpek maması geldi. Bana da. Ben Allah'tan kusmuru sağdan yemiştim. Bunu soldan yiyince biraz şey oldu biraz. Daha iyi gider bu. Kötü ya. Her hafta iyi gidiyoruz aslında. Alışmamız lazım ama. Ne bir... Neyse. Baha, kurgusal Tazmanya ülkesindeki maceraların kanı olan... kurgusal Tazmanya ülkesindeki maceraların kanı olan Lonnie Tunes... Nasıl okunuyor bu ya? Lonnie Tunes. Ya düşünüyorsun o sırada, ne gelebilir diye düşünüyorum. Oradan şey geldi. Ne, şey, ne diyemedim işte, bir tane moda ikonlu bir şeyini söyleyememişti ya. Duygu düzeltmişti sonunda. Şanel. Şanel dedi. Şanel dedi. Kurgusal Tazmanya ülkesindeki maceralarını konu alan Lonnie Tunes karakterinin adı. Ben bilmem ama. Max Payne. O kim ya? Kim? Bilmem. Tamam ya. Oğlum döndüğünü ben de anladım da. Dönen bir şey hakkında. Tamam. Sorunun içinde zaten. Bilmiyorsan da. Sorunun içinde mi? Ben soruyu unuttum ki ya. Tamam devam et. Söyle cevabı. Tazmanya canavarı. Evet ya sorunun içindeydi. Tazmanya ülkesinde. Dörtte bir. Mükemmel gidiyoruz. Konuk da bilemezse çok sevineceğim artık. Şidem. Evet. Bir genç kızın hayatını anlatan, entrikalarla dolu, kırık kalp aşk hikayeleri ile ünlü olan hüzünlü çizgi film. Şeker Kız Kendi. Doğru. Abi konuna nasıl denk geldi ya çizgi film? Ya kursak bu kadar olmaz ya. Ama sevgilisi ölmüştü ya. Kimi? Orada nasıl ağlamıştık, nasıl öldü ağlamıştık. Mi ya?
Ne bileyim. Öldü. Ağlamış mıydı abi? Öldüğünü de bilirdi, ağlamış. Bunu daha yeni izledim. Bunu çocukken bana Batman bir kulak boyu falan geliyor. Evet. Aykut bunu bileceksin. Bir kelime bir işlem. Şafak sesledi. En büyük hayali Japonya milli takımında forma giyiyor. Tsubasa. Hayır. Ama bu adı daha var ya, onu söylesin. Öbür adını da söylesin ya. Sonunda gerçekten çok korktum, önden kestim hemen. Tsubasa'nın ayak numarası falan sorarlar diye önden ben Tsubasa diyeyim de. Bir tek deme bilemedim ya. Lan bu bile 4'te 2 yaptı ya. Ama muazzam çizgi filmde. Hangisi? Tsubasa. İzliyor muydu? Evet, izlerdi. Abi favorim diyor bize. Her şeyi izlemiş. Oğlum 3 metre kalkıp demeşet atıyor diyor. Oğlum bir adı daha yok muydu ya? Bir top gidişi vardı, o 5 dakika. Zaten görüntü tek o zaten. Başka bir habere gidiyorsa. Top şöyle olsun. Top böyle oluyor. O da süttür şimdi, güzel olur ha. Hadi bakalım. Sabun ya. Sabun mu? Temizlenmiş o. Vallahi ağzım temizlendi, iyi oldu. Bir kargada yap. Köpürtü ağzını. Abi sabun da yapışıyor ağzına. İyice yapışıyor. Hepsi yani. Yapışıyor ya. Bak sabun daha fazla yapışıyor. Çıkmıyor ya insana şarkı. Köpek maması yedilmez lan. Kepazelik ya. Baha. Rating rekorları kırdığı dönemde çocukların ruh sağlığını bozduğu gerekçesiyle bir anda yayından kaldırılan çizgi film. Bu ne ya? Kim lan o? Yine biliyorum. Nasıl biliyorsun ya? Yayından bir anda yayından kaldırılan. Power Rangers mı? Nasıl salladın ha? Niye kaldırsın oğlum ona? Ne? Pokemon. Çocuklar atlıyordu ya. Ha, ölen çocuk vardı o evet. Şeyden. Evet. Oğlum o salak, onu niye kaldırsın? Şimdi öyle demeyelim mi? Pokemon mu ya? He, doğru doğru. Evet. Ya midem var ya, çürük oldu ya iyice. Tamam hatırladım ben, doğru Pokemon. Ben hala hatırlamadım oğlum. Muhtemelen üçlü pizza takıp Pikachu gibi elektrik verirdi kendini. Bilemeyeceği bir şey gelir inşallah. Ay. Mantarlardan evleri olan küçük mavi sevimli yaratıklardan oluşan Şirinler çizgi filmi hangi düşüncenin propagandasını yaptığı iddia edilmektedir? Komünizm. Doğru. Ya abi! Abi bütün gün izliyor musun? Ne yapıyorsun ya? Yok ya, benim hafızam iyidir ama Şirinleri gerçekten seviyorum. Hani son zamanlarda izledim çizgi filmlerden. Ya son zamanlarda diyor ya, 90'ları soruyoruz ya. Binirim, izliyorum. Niye çizgi film izler ya? Soruları ben hazırlamışım gibi oldu. Vallahi öyle oldu ya. Program Tsubasa. Bizim hiçbir şey bilmiyoruz. Benden yayın da belki bildiklerini. Nasıl gidiyor canım repliğiyle hangi çizgi film kafamıza kazınmıştır? Nasıl gidiyor canım ya? Bunda bir laf, ayıp be. Daha ne söylesin değil mi? Söyle, ben yiyeceğim. Kaç tane yiyeceksin? Bir tane. Hatta bir tane yiyeceksin, onu da bilemediğin için. Tamam, iki tane yiyeceğim. Bugs Bunny. Doğru. Abi ne yaptılar? Ne zaman konuşuyor ki? Ne zaman konuşuyor? Oğlum sürekli yiyor ya, havuç yerken söylüyor. Hatta bir tane cümle sorun havuç yerken. Aa, hiç bilmiyorum valla. Ama iki tane ye. Bilmiyorsan cahillik soru. Siz sokakta simit mi satıyordunuz biz bu çizgi filmleri izlerken? Biz hep top oynuyorduk. Mahalle maçı falan bizim. Almanya'ya yolladın bizi de. İtalya'yı falan geçsin bu sefer yine gidip. Harbiden öyle. İtalya'ya. Bu şeftali dedi inşallah. İnşallah kusmuktur. Diğeri de kulak kiri falan denk gelirse güzel olur. Haydi ben de yiyeyim üzerini. Şeftali mi? Şeftali. Al. Sağ ol. Tamam, çeksin. Abi çiğdem cemet ki. Bakalım bu bölümün ya. Beş attan daha sorun oraya. Buna bok var bunda. Ne oldu o noktalı? Hatmi mi? Hatmidir. Hatmi ne lan? Hatmi böyle değişik tadı var, güzel. Çiçek mi hatmi? He he, güzel güzel yeniyor ya. Hatmi yeniyor. Ama da şimdi bok gelir. Bu ne? İlk defa çekmem bir şey. Tadını kim biliyordu? Bu mu detay? Pardon. Ne çektim lan? Tadı güzel. Ben de güzel yiyorum. Ya da artık iyice ağzımız alıştı, adam midesine döndü, yemin ederim. 5'ti 4 benim. Anlamadım, o tadı güzel, şeftali falan herhalde. Bir tane mi yedin? Evet. Helal olsun. Ben 4 yedim. Ama hiçbir an...
5-6 tane daha soralım ama. Aman Tanrım. Ne yedin peki yediğinde? Süt. Abi süt abi. En kötü yani. Kötülerdeki en iyisi yani. Sen hafta yedin bunlar iki tane zaten. Kötülüğü yok. Nasıl bitti çok ya? Çok çalıştım. Tadımlık atıyoruz biz bozulmuş süt. Ayıp olmasın diye yediğimiz var yani bozulmuş sütte. Çok kötüydü ya bizi. Nasıl denk geldi böyle? Sen 3 mü? 3'e de en sağlar ben çıktım yine. 5'te 4'te. Tuz basayı bildim. Red kitlerin şeyini, o Daltonların bir üçünü falan bildim ya. Ben de jet kitleri bildim. Birde bir o kadar. Bana niye dörtlülük soru geliyor? Böyle hep bir sorunun içinde dört tane seçenek çıkıyor. Ninja Kaplumbağa'nın dördünü bildim. Baksana niye bilemedin abi? Daha ne olacak? Baksana ben konuştuğumu bile bilmiyordum ki. Ben mal gibi izliyordum onu. Valla yine biz izledik ama güzel bölüm oldu. Teşekkür ederiz geldiğiniz. Ayaklarına sağlık. Ben teşekkür ederim. Söylemek istediğim şey var mı? çok eğlendim de çok. Aynen, onu aşırı eğlendim. Aşırı. Mükemmeldi. Mükemmeldi. Çok iyi program. Çok iyi program. Mükemmel yine. Herkese tavsiye ediyorum. Kanala abone olun. Takip etmeyin. Evet, haftaya görüşmek üzere. O da ne sağlık.